Sedat peki rejiye de çok sayıda telefon geliyor. Buraya da mesajlar geliyor. Yağız'ın mesajını tekrar bize bir dinletebilir misin? 6 yaşındaki oğlun Yağız'ın sana mesajı. Gerçekten çok yoruyor beni. Yani dinlemek yoruyor. O gece bunu 30 kere dinledim ben. Onlar güç veriyor bana yani çünkü. Babacığım baba üzgünüm, paraların yanlış ama merak etme başka bir yerde kazanırsın. İstanbul'da zaten bir sürü para var ya, ben film oynayınca sen zaten zengin olursun, bunu kimseye söyleme, aramızda sır, tamam mı? Ben nasıl zengin olacağını biliyorum, ben aklımda zeki bir çocuk olduğum için yöntem hazırladım. Sen hiç üzülme, tamam mı babacığım? Hadi öpüyorum seni, bay bay. Özür dilerim, kusura bakmayın. Yaz boyu ben orada onlar için bir yer tuttum. Havuzlu bir yer çünkü her gün bir saat terapi yapılamayacağı için her gün bir saat terapi yapmak için Siraç'a. Evet, onun rızkı yandı. Sedat, sana çokça mail de geliyor. Mail dedim. Adım atmaya başladı. Yürüteçler tekrar kriz geçiriyor. Tekrar sil baştan geri dönüyorsun. Yani çok özür diliyorum hepinizden yani. Hayatım boyunca kimse, hani dedim ya, kimseye göstermemiştim. Göstermem ama o gece barda bile çok ağladım. Duramadım, dayanamadım. Yani gözünün önünde umutlarının tükendiğini, kül olduğunu, hayatın bittiğini görüyorsun. Yağız öyle bir çocuk ki ama abisine o kadar düşkün. Allah onu da başka nimet gönderdi. İki tane nimetim var işte yani. Evinde melekle yaşıyorsun. Siraç melek yani. Ve bu süre zarfı içerisinde sürekli yaklaşık 10 gündür atakları var. Siraç'ın ufak ufak krizleri vardı. Yani ne yetişeceğini şaşırıyor insan ya. Rabbim bir çıkar yol versin herkese, zorda olan herkese. Gerçekten çok zor bir hayat yani. Zor bir hayat.